Borsada yeni haftanın ilk işlem gününde görünüm ne anlatıyor? 11 bine doğru gidiyoruz. Sağlıklı bir ilerleme mi bu? Altını doldurabiliyor muyuz? Evet, yani endekste bir yeni bir zirve görme isteği var. Bunu bir süredir aslında birçok olumsuz haber ve çok ciddi yabancı satışına rağmen düşmek istemeyen bir endekste gördük. Şimdi de ortamın biraz sakinleşmesiyle beraber alımların da geldiğini görüyoruz ve yeni bir zirveye doğru hareket ediyor endeks. Aslına bakarsan son 2 aylık dönemde çok ciddi yabancı satışı, işte vergi söylemleri, bunlar endeksi çok ciddi manada dalgalandırdı kısa vadeli hareketlere baktığımızda. Ama totalde baktığımızda endeks yani 10 binin altına çok fazla inmek istemedi bu haberlere rağmen ve tekrar bu yapı kredi haberiyle beraber görülen 11 binin üzerindeki rakamları test etme eğilimine girdi. Genel itibariyle baktığımızda haber akışı içeride biraz daha pozitife dönmüş durumda. İşte gri listeden çıkmamız ki o gün vadeli piyasaların kapanışı nedeniyle biz o gün negatif bir fiyatlama gördük ama sonrasında genel itibariyle bunun pozitif yansımalarını kısmen görüyoruz. Yine gelecek haftaki not artışına yönelik beklenti Moody's tarafından bu fiyatlanır eğilimde. Yabancı satışları biraz hafiflemiş gibi gözüküyor. Yani bunun piyasada önemli bir desteği var. Önceki günlere baktığımızda daha sınırlı diyebileceğimiz bu satışlar söz konusu. Bu da genel anlamda endeksi destekliyor. Yani özetleyecek olursak çok düşmek istemeyen, birçok olumsuz habere rağmen 10 binin üzerinde kalmak isteyen ve her fırsatta yukarı atağını devam ettiren bir endeks görünüm var. Yakın dönemde ben biraz daha yukarı yönlü hareketlerin oluşabileceğini düşünüyorum. Ama bugün özelinde biraz böyle yukarı yönlü hareketlerde de bir zayıflık var. Yani kısa vadede baktığımızda ise biraz böyle bir dengelenme çabası var. Bugün onu takip ediyoruz. Bu hafta bizim içerisi sakin. Yani Amerika'dan gelecek açıklamalara ve verilere göre hareket ediyor olacağız. Yarın ve sonraki gün Fed Başkanı'nın açıklamaları var. Perşembe, Cuma Amerika'da TÜFE ve ÜFE var. Buradan gelecek veriler muhtemelen küresel piyasalarla beraber bizim burayı da etkileyecektir. Ama dediğim gibi kısa vadede bugün biraz tutukluk olsa da piyasada orta uzun vadenin ibrenin yukarı yönlü olduğunu ve yeni zirvelere açık olduğumuzu söylemek gerekiyor. Bu süreçte küçük yatırımcı bir türlü niye mutlu olamadı? Niye mutsuz? Yani önümüzdeki süreçte de hep benzer sorular gelecek gibi görünüyor. Burada seçici olun, seçici olun dediniz. Aslında sene başından itibaren, hatta geçtiğimiz senenin son çeyreğinden itibaren de söylediğiniz gibi oldu. Eskisi gibi her sektör, her şirket gitmeyecek yorumları yapıldı. Gayet öyle bir fotoğraf görüyoruz ama buna uymayan bir yatırımcı kitlesi var ve sürekli nerede gitti endeks, bizdeki kağıtlar gitmiyor serzenişlerini görüyoruz. Sizin bu anlamda değerlendirmeniz nedir? Şimdi bizim borsanın çok enteresan bir yapısı var, doğası var. Yani burada genellikle bir büyük oyuncular var ve piyasanın likiditesini de derinliğini de tamamını onlar sağlıyor ve bu çok sınırlı bir kesim. Bunun dışında bir de küçük yatırımcı olarak adlandırdığımız, ben çok tabirde doğru bulmuyorum ama bireysel yatırımcı olarak adlandırabileceğimiz bir kesim var. Buradaysa tasarruf tutarı düşük. Ama kar beklentisi çok yüksek. Yani bu yatırımcı kitlesi borsaya giriş amacı işte mevduatı yenmek falan değil. Hani bazen söylüyorlar işte mevduat faizleri yükseldi. Yatırımcı borsadan çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Yani genel itibariyle baktığımızda bu kitleyi tatmin edecek getiri mevduat getirisi değil çünkü. Yani o belki işte 1 aylık belki birkaç aylık faiz getirisini bir günde kazanmaya hayal eden bir kitle var. Öyle olunca da ağırlıklı riskli hisselerde yatırım yapan bir yatırımcı kitlemiz var. Yani onlara örneğin Akbank, Garanti Bankası, Ereğli, Tüpraş, Petkim, Türk Hava Yolları, TAV vesaire bunlar heyecan vermiyor. Yani onların beklediği hareketler çok daha hızlı olanlar. Günün en çok düşenleri, en çok düşen çıkarları mesela bu yatırımcı kitlesinin işlem tercihleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Böyle olunca da bu hızlı hareketler özellikle piyasaların negatif fiyatlamanın olduğu günlerde çıkışta olduğu gibi düşüşte de buradaki hareketler sertleşiyor. Ve burada pozisyon taşıma durumu da biraz sınırlanıyor. Çünkü yatırımcının bir kısmı bu pozisyonları gün içi işlem limitleriyle ya da kredileriyle alıyor. Daha sonra kredi ve gün içi işlem limitini taşıyamadığındaysa biz burada onların sert satışlarını görüyoruz. Tekrar al, tekrar sat. Bu da yatırımcıyı biraz kayba uğruyor. Burada dediğim gibi beklentilerle ilgili bir durum söz konusu diyebilirim.
Hangi şirketler geride kalıyor peki? Bu şirketlerin önümüzdeki süreçte oyuna dahil olma olasılığını da nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında biz sanayi mali diye ayırıyoruz genelde endeksi kıyaslarken, ama yani malinin yanında mesela yakın dönemde iletişim sektörü, havacılık sektörü, işte gıda perakendeciliği gibi sektörleri koyduğumuzda bunlar konjonktürel olarak pozitif tarafta gidiyor. Ama yatırımcıya baktığımızda ağırlıklı olarak hani biraz daha bu yan tahtalar dediğimiz grupta işlem yapıyor ve onlar sene başından o yabancı beklentisinin gerçekleşmeyen, yabancı beklentisinin etkisiyle yükselen büyük şirketler yerine buradaki küçük şirketleri tercih etmişlerdi. Biraz bunun etkisi var, ama şu anki döneme baktığımızda ise konjonktürel gelişmeleri belki biraz takip etmek lazım. Yani birincisi, dezenflasyonist bir süreç başlıyor. Enflasyondaki düşüşün bazı sektörleri olumsuz etkilediğini görüyor olacağız. Bunlardan belki uzak durmak gerekiyor. İkincisi de, yani örneğin inşaat sektörü yakın dönem için ve inşaatı ilgilendiren tüm alanlar, yani bu alanda gayrimenkul yatırım ortaklıklarından başla, İşte çimentosuna, hazır betonuna, seramikçisine, fayansçısına, yapıştırıcısına, artık ne dersen, hatta beyaz eşyacısına. Bunlar için de konjonktür çok pozitif bir tablo sunmuyor. Belki bunlardan da biraz uzak durmayı yatırımcının bu dönemde tercih etmesi gerekiyor. Onun dışında biraz daha ben böyle o yan tahtalar dediğimiz ama bu gruba girmeyen şirketlerde yavaş yavaş bir hareket potansiyeli oluşabileceğini düşünüyorum. Ki nitekim biraz daha o yan tahta hisselerine baktığımızda oralarda da yer yer sert hareket yapan şirketler görülüyor. O açıdan biraz hani bu saydığım sektörler dışındaki özellikle sanayi, elektrik, teknoloji vesaire gibi alanda düzeltmeler de sert oldu zaten geçmiş dönemde. Bir dengelenme çabası var. Buralarda bir toparlanma imaresini önümüzdeki dönemde büyük şirketlerle beraber görebiliriz diye düşünüyorum. Gün gayrimenkulde %0,62'lik bir düşüş yaşanırken inşaat günün ilk yarısında artıdaydı. Şu an inşaatta da eksiler görüyoruz. 9.615 puan seviyesine. Özel bir haber akışı buralarda var mı diye soracaktım. Çünkü hemen hemen tüm sektörlerde artı görünümler varken inşaat eksi de gayrimenkul eksi de. Yani şöyle, aslında inşaat tarafına genel itibariyle baktığımızda, yani biraz belki çimento tarafında son günlerde oyak çimentoda güçlü hareketler var. Belki biraz onun sektör desteğini görebiliriz, ama gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya işte bu sektöre hizmet eden diğer iş kollarında yakın dönemde bir hareketlilik beklentisi çok zayıf. Yani genel itibariyle baktığımızda konut kredisine erişimin hem zor hem de aşırı maliyetli olması bu sektörü bu tarafta ciddi manada baskılıyor. Yani o nedenle o taraftaki satışların düşük seyretmesi, gelirlerin düşük seyretmesi biraz daha dediğim gibi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bunu ilgilendiren diğer tüm sektörlerde negatif bir tablo getiriyor. Bunun yıl sonuna kadar da bu şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle gelecek yıl belki ilk çeyrekten sonra kredi erişimin kolaylaşması ve maliyetlerin düşmesiyle beraber yeniden bu sektörde hareketlilik görebilir, ama ben dediğim gibi alım için biraz daha bekleme taraftarı olurum burada. En azından bu yılın sonunu bir görmek lazım diye düşünüyorum o tarafta. Şuna yönelik beklentiler sigorta kanadında nasıl karşılık buluyor? Sigortacılık endeksi de bir hayli yükseliş kaydetmişti. Ara ara geri çekilmeleri endekste görüyoruz. Burada artık o teveccüh eskisi gibi olacak mı? Hala bir miktar gideceği yol var mıdır? Yoksa dikkat edilmesi gereken sektörler arasında mı yer alacak? Günlük performansı da %1,52 yukarıda. Yani çok negatif olacağını düşünmüyorum, ama yani o geçen seneki o son bir yıllık iyimserliğin de sigorta sektöründe olacağını da düşünmüyorum. Özellikle geçen sene çok iyi bir atmosfer yakalamıştı. Hem sigorta poliçelerindeki artış, burada enflasyondan daha hızlı bir büyüme vardı. Hem de mevduat faizlerindeki artış bu tarafı çok ciddi pozitif etkiledi ve bunun neticesinde de biz sigorta sektöründe çok hızlı yükselişler gördük. Ama geldiğimiz noktada düşen faiz ve özellikle yılın sonu ve sonraki dönemde düşecek mevduat getirileri bir miktar bu sektörü de baskıladığını görebiliriz. Biraz daha zamanı var, ama dediğim gibi o geçen seneki iyimserliği de bu tarafta beklemiyorum açıkçası. Sanki piyasadaki algı, görünüm, istek o geçtiğimiz senelerle kıyasladığımızda değişiyor her açıdan. Mesela halka arzlar. Halka arzlara yönelik de uyarılar uzmanlar tarafından hep yapıldı. Şirketler araştırılmalı denildi. Ama bir dönem 5, 6, 7 tavanlar görüyorduk. Şimdi ilk günden düşüş gösteren yeni halka arz olan şirketler görüyoruz. Bu cephe için yatırımcı nasıl aksiyon almalı? Artık halka arzlarda da öyle kolay yükselişler olmayacak mı?
Yani zaten o kolay yükselişlerin olması biraz anomaliydi. Yani gerçekten enteresan bir dönemden geçtik. Halka arz edilen şirketin ne olduğu, kim olduğu, ne iş yaptığı kimsenin umurunda olmadı. Yani halka arz varsa al şeklinde bir algı vardı. Bu talep de şirketleri olmayacak fiyatlara götürüyordu. Yani bir patron var, patronun satmaya razı olduğu bir fiyat söz konusu. Bununla birlikte bakıyorsunuz, piyasada görülen işlem var. Bu patronun satmaya razı olduğu fiyatın 2 katı, 3 katı, 5 katı, 10 katı. Yani bu çok anlamlı değil. Yani bir taraftan hep şunu söylüyorduk. Bir, patronun satmaya razı olduğu bir firma fiyat var şirketini. İki, aracı kurumun bunu yatırımcılarına önerdiği ve halka arz fiyatının belirlenmesine esas olan bu değerlemeler var. Üç, SPK'nın izin verdiği süreç var. Bunun ortak bir şeklinde bir fiyat çıkıyor. Ama piyasa, patron bu işi bilmez. Aracı kurum zaten değerlemeyi yanlış yapmıştır. SPK yanlış yapmıştır. En doğrusunu ben bilirim mantığıyla. Şirketi halka arzlar çok kısa bir sürede 3'e 5'e 10'a 20'ye katlıyor. Yani bunun zaten sürdürülemeyeceği bariz ortadaydı. Ama bir furya, bir akımdı, geldi geçti. Şu an biraz daha dikkatli olmak lazım. Artık yatırım halka arzlara ilgi de zaten genel anlamda ciddi düştü. Yani 4 milyon, 4,5 milyon talep görüyorduk kişisel bazda, yani sicil bazında başvuru görüyorduk. İşte bu rakamlar 500 bin liraya kadar düştü. Yani bu rakamlar artmadan, yeniden o talep canlanmadan o eski performansları halka arzlarda beklememek lazım. Elbette işlerinde bir iki tanesinde hareketler olabilir ama genel anlamda biraz o tarafta frene basmanın zamanı geldi bence. Hatta geçti bile. Şimdi ilk değerlendirmelerinizde özellikle yabancının son 2 ayda yapmış olduğu satışlara temas ettiniz. Bu Jim Rogers da Türkiye'ye yatırımcı gelecek öngörüsüne sahip. Artık o istenilen, öngörülen yabancı yılın ikinci yarısına gelecek mi? Şartlar bunun için uygun mu? Valla önce Jim Rogers'a sormak lazım. Sen ne zaman geliyorsun diye. Çünkü onu da Türkiye'de yatırım Bakıyorum diyor o yapabildiğim da. kadarıyla. Yani şu bakma faslını biraz uzattılar. Yani geçen seneden beri hani bir Türk sinemasında bir replik vardı. Beni methetme kardeşim, bana para ver diye. İşte bizi methetme konusunda sıraya diziliyorlar. Her şey çok güzel. Buraya yabancı gelir, o gelir, bu gelir. Ama hadi gel dediğin zaman kimse elini taşın altına koymuyor. Özellikle hisse senetleri tarafında. Tahvil piyasası öyle değil. Tahvil piyasasına gerçekten yabancı girdi. Son yıllardaki en yüksek girişlerden birini yaşadık bu süreçte. O tarafta varlar ama hisse senedine bir türlü gelmiyorlar. İşte bir hisse senet tarafı da hep bir böyle belirsizlik süreci yaşıyor. Yani bir seçim belirsizliği, arkasından işte vergi gelecek mi gelmeyecek mi onların tartışması. Yani bu taraf biraz onun baskısında kalıyor. İnşallah hani yakın dönemde o tarafa da bir ilgi önümüzdeki dönemde oluşur diye düşünüyorum ben de. Geç kaldılar. Ciddi bir fırsatı da bence geride bıraktılar ama halen Türkiye'de dolar bazında ben çok ciddi potansiyel olduğu kanaatindeyim. Yani şöyle Borsa İstanbul'a kabaca baktığımızda hani sene başında 250 dolar alabildikleri piyasa şu anda 333 doları görüyorum. Yani çok ciddi bir getiri kaybı almayanlar açısından. Ama 330 dolardan da 400 doların üstü hayal değil bu sene içerisinde bile. O öyle baktığımızda bile burada ciddi getiri var. Yani %30'lara yakın, 25'lere yakın getiri söz konusu. Bu da dolar bazında oldukça cazip rakamlar aslında. Ben yavaş yavaş o girişlerin başlayacağı kanaatindeyim önümüzdeki günlerde. Dolar bazlı grafikte 340 doları aşamıyordu endeks. Bu hareketle bu sefer aşabilecek mi peki? Teknik göstergeler bu anlamda ne anlatıyor? Ben aşacağını düşünüyorum. Bir düzeltme yaptık. Teknik göstergeler tekrar güç buldu. Yani dolar bazında baktığımızda da ve oradan dipten bir dönüş hareketi gördük tekrar. Yani kabaca 315 dolar civarında. Şu an tekrar bir yukarı yönlü hareket yapıyoruz. Ben endeksin bu yaz aylarında birkaç defa yeni zirve tazeleyerek yukarı yönlü hareketin devam ettireceğini düşünüyorum. Kur tarafında da yaz aylarında stabil görünüm büyük oranda devam edecektir diye düşünüyorum. Yani borsa getirisi kurun yukarı yönlü hareketinden daha fazla olacaktır. Bu da dolar bazında yeni zirveler getirir diye düşünüyorum açıkçası. Sizin bahsettiğiniz %35'lik getiri tabii endeks bazlı değil mi? Yani bu hisse Elbette. bazlı daha yüksek getirilere de belki oluşmasına sebebiyet verecek. Kesinlikle yani şu an endekse baktığımızda hani bu yıl başından beri getirisi hemen hemen %46-47 civarında ama belli sektörlere baktığınız zaman işte iletişim sektörü, sigorta sektörü, bankacılık sektörü bunlar da %80, %90 civarı getiriler söz konusu. Yani bu açıdan baktığımızda endeksten daha iyi getiri sağlayabilecek yine sektörler ön plan çıkacaktır. Yine gıda, turizm, bilişim vesaire gibi sektörler de
endeksi yenenler tarafındaydı. Bunlar bu dönemde de doğru hissede, doğru sektördeyseniz endeksin üzerinde bir getiri elde etmek de bu tarafta mümkün olacak bence. Garanti Bankası 120 liranın üzerindeki fiyatları bizlere gösteriyor. Son raporlara bakıyoruz. 165 liralar telaffuz ediliyor. Geri çekilmeler endekste yaşanmasına rağmen, banka şirketlerinde düşüşler görmemize rağmen burada dirayetli bir duruş var. Bunu nasıl okumak lazım? Önümüzdeki süreçte buraya talep sürecek midir? Yani ben şöyle söylüyorum. Bankacılıkta bazen çarpanlara falan bakılıyor piyasada, işte ucuzdu, pahalıydı vesaire gibi, ama piyasada şöyle bir dinamiği var. Eğer Türkiye üzerinde önemli bir trend değişimi varsa, yani Türkiye al ya da Türkiye sat diyebiliyorsa, bu durumda ilk etkilenen sektör bankacılık endeksi oluyor. Biraz önce saydığımız işte yılın yaz ayları ve sonrasındaki pozitif haber akışı bankacılık sektörü al konumunu koruyor bence. Yani Türkiye'ye bu kadar pozitif bakılırken hani bankaları satalım, diğerlerini alalım gibi bir algı oluşmaz. Yani Türkiye'yi al diyorsan bankalarda burada almak durumundasın. O nedenle ben bankalarda ana trendin yukarı yönlü olduğunu ve bir süre daha bu trendi izleyeceğimizi düşünüyorum. Endekste işte o 140 bin hedefi, daha doğrusu 14 bin hedefini falan konuşurken, 400 dolar rakamlarını konuşurken bunun bankasız olacağını tezahür etmek çok mümkün değil. O nedenle her ne kadar çarpanlar yakın dönem çarpanlarına göre yüksek gibi gözülse de ben bankacılık sektöründeki potansiyelin, dediğim gibi bu endekste yeni zirveler oluşacağını beklediğimiz dönemde bankaların da buna eşlik edeceği, hatta olumlu bankı, hatta endeksten bile pozitif ayrışabileceğini düşünüyorum. Altın fiyatına son olarak bakalım. Burada ilk değerlendirmenizde küresel ölçekte gelişmeler de bu süreçte önümüzdeki günlerde etkili olabilir dediniz. 2373 dolar seviyesinde ons altın, %0,76'lık bir gerileme var. Ons altında kısa ve orta vadede ne beklersiniz? Uzun süredir bu bantta patinaj yapıyor. Evet, yani enteresan, hatta şöyle söyleyeyim. Jeopolitik riskleri ilk fiyatlayan ve kalıcı fiyatlayan altındı. Fed'in erken faiz indirecek beklentisini de ilk fiyatlayan altındı. Fed faizleri indirmedi, altın düzeltme yapmadı. Jeopolitik gelişmeler diğer tüm varlık fiyatlarından çıktı. Jeopolitik riskler devam ediyor olsa da. Ama altın fiyatlarında bu risk çıkmadı, o da içerisinde kaldı. Ama son 2 aydır da bakıyoruz 2400 doların hemen altında. Enflasyon verisi geliyor Amerika'da, beklentilerin altında. İşte istihdam verileri geliyor, beklentilerin altında. Yani Fed'in faiz indirimlerini öne çekebilecek önemli veriler geliyor. Ama bu sefer de altın yukarı gidemiyor. Yani bir doygunluk noktasına geldi. Burada bir karar verecek altın, ki onu bence bu hafta verecek. Bu hafta hem Fed Başkanı'nın açıklamaları var, hem de Perşembe günü TÜFE, Cuma günü üfe var Amerika'da. Bu veriler sonrası eğer altın 2400 doların üzerinde kapanış yapamazsa haftalık bazda, bence altında kısa vadede aşağı yönlü riskler çok ciddi artar ve burada olmamak gerekir bir süre. Ama 2400 dolar üzeri bir haftalık kapanış görecek olursak da yeni zirveye doğru, evet, yeni hareketler görebiliriz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Zeyra abi, teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.